öyle dolandırıcı herifler ki. Fransa'da bir emeklilik yasası vardı Derya değil mi? Bütün Fransa sokaklara döküldü haftalarca. Sonra o yasayı nasıl çıkarttılar? Parlamentoyu atlayarak, parlamentonun etrafından dolaşarak çıkarttılar. Hani parlamenter sistemdi? Şimdi bakın Amerika İsrail'e silah sattı ama kongreyi atlatıp İsrail'e silah sattılar. Aydınlık Komtere'de var şekerimi oradan aldım. Tabii biz bir şey söylüyorsak hep dayanağımız var. Biden'dan garp kurnazlığı kongreye atlattı İsrail'e tank mermisi verdi. Şimdi bak atlattın tank mermisi verdin de soracağım şimdi ben sana bu yaptığın Türkiye ile nasıl ilgili? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetimi İsrail'e destek verebilmek için birçok yöntemi ele alıyor. Biden yönetimi ABD Kongresi'nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak İsrail'e yaklaşık 14 bin tank mermisinin satışına onay verdi. <Sessizlik> <Sessizlik> ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanlığı'nın tank mermilerinin İsrail'e derhal teslim edilmesi için Silah ihracatı kontrol yasasındaki acil durum yetkisini kullandığını belirterek ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in tank mermilerinin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda İsrail'e derhal sağlanması gerektiği konusunda Kongre'ye ayrıntılı gerekçeler sunduğu ifade edildi. Tank mermilerinin satışının ABD ordusu envanterinden yapılacağı belirtilen açıklamada satışın ABD'nin savunması üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı aktarıldı. Söz konusu tank mermileri Biden yönetiminin İsrail'e satmak için ABD Kongresinden onaylam onaylamasını istediği ve değeri 500 milyon dolardan fazla olan 45 bin tank mermisini içeren daha büyük bir silah satışının parçası olarak biliniyor. ABD'de silah satışları genellikle Kongre'deki komiteler tarafından yapılan 20 günlük bir incelemenin ardından onaylanır veya onaylanmaz. Peki Biden ne yapmış? Başlığa gelelim tekrar. Biden ne yapmış? Garp kurnazlığı yapmış hep derler ya şark kurnazı seni yani doğu kurnazı seni bu batı kurnazı... Kongre'yi atlatmış İsrail'e tank mermisi satmış. Demek ki... Kongre'yi atlatabiliyor Biden. Demek ki Kongre'yi umursadığı olmadığı... zamanlar oluyor ya da konular oluyor öyle mi? E peki biz F-16 istediğimizde neden bize e, Kongre... E, kongre ama, ama Kongre'den geçmez ama Senato'dan geçmez diyorsun? Bir demokrasiniz böyle bir şey mi? İşinize geldiğinde parlamento var, kongre var, senato var. İşinize gelmediğinde parlamento olmasa da olur, kongre olmasa da olur, senato olmasa da olur. Yani İsrail'e silah, tank mermisi gerektiğinde kongre olmasa da olur, atlatırız. Türkiye F-16 istediği zaman ama kongre var. Demek ki sizin demokrasiniz bahane. E şimdi rahmetli Lenin mezarından çıksa 100 sene önce söylediği sözü tekrarlasa, parlamentolar demokrasinin ahırıdır dese ne yapacaksınız? Bakın Türk Büyük Millet Meclisi'ni ayrı tutuyorum çünkü o bir gazi meclis. O kurucu bir meclis. O iki kere gazi meclis. Demek ki bizim demokrasi anlayışımızla, parlamenter sistem anlayışımızla onlarınki arasında bir fark var ya da olmalı ya da olmalı. Fransa için parlamentonun bir anlamı yok. Emeklilik yasası gerektiğinde parlamentodan geçirilmeden de çıkarılabiliyor. Hani Fransız demokrasisi. İsrail'e tank mermisi satarken kongre yok. Türkiye'ye F16 satmaya kalkınca ya da Türkiye almaya kalkınca kongre var. Ne oluyor? İşte böyle böyle anlıyoruz Batı'nın çöküşünü. Çöküyorlar, çökecekler. Çöküyorlar, çökecekler. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.